Öyle hissediyoruz. Onların dili ne olacak? Kimse de çıkıp demedi ki bizden Türklerin başka. Türklerin dili önemli değil yani. Hayır efendim. Kimse de çıkıp da demedi ki. Herkes kendi dilinde yapsın. Herkes deyince yani azınlık diye belirledikleri, bunlar azınlıktır dedikleri birileri kendi dilinden yapsın. Türkler ne yapsın? Türkiye'de Türkçe eğitim mi kaldı? Türkçe ile eğitim mi kaldı? Türkçe ile eğitim yapan okul arasan zor bulursun şimdi. 50 yılda tarih boyu bu ülkenin, bu milletin dili nerede olursa olsun eğitim dili Türkçe olduğu halde şimdi 50'den 53'ten başlayarak işte o Menderes zamanındaki oyunlardan en büyüklerinden biri olmak üzere her tarafta tarzanca ile eğitim, yani hiçbir şey öğrenmesinler. Yabancı dili de öğrenemesinler. Kendi dilini de unutsun. Ondan sonra kendi tarihini hiç öğretmesinler. Kendi atasını öğretmesinler. Kendi tasavvufunu öğretmesinler. Kendi edebiyatını öğretmesinler. Hepsini kaldırıyorlar. Kaldırdılar. Ondan sonra da bir güruh çıkıyor ortaya. Ne olduğunu bilmeyen, şaşkın. Ona buna özenen, yardakçılık eden, böyle işte belediye başkanını seçsin falan diyen yabancılar. Bir takım böyle bir kalabalık çıkıyor ortaya. Bir işe yaramaz. Hiçbir şey bilmez. Hiçbir şey anlamaz. Ya ben mi diyorum bunu? Buralarda okuyan çocuklar kendileri söylüyor ya. Hiçbir şey öğrenemedik diyor. Demeye daha önce cesaret edemiyorlarmış da bizim kitapları okuduktan sonra vay hocam çok haklısın diye binlercesi milyonlarcası diyor artık yani. Ona rağmen ya peki Türklerin eğitimi ne olacak? Ha demedikleri şu. Yani demiyorlar da asıl demek dedikleri şu. Herkese kendi dilinden eğitim, Türklere İngilizce ile eğitim. Çünkü İngilizce ile eğitim yani 250 kelime tarzanca ile eğitim olunca Türkler hem cahil kalır, işte oluyor, hem de kendini bilmez, tarihini marihini de bilmez, kimliği de kalmaz. O zaman zaten Türklerin gitmesi demek, İslam dünyasında gitmesi demek. Öbürleri de zaten bir şey bırakmamışlar. Şimdi dolayısıyla bu iş çok tehlikeli bir oyundur. Ve ayrıca yabancı dille eğitim Türkiye'nin de parçalanması için en önemli Batı'nın silahıdır. Ve hızla bu vuruş yapılmıştır. Ve işte onun için de bu işler artmaktadır. Bu evet. Kötü şeyler. Şimdi ayrıca misalini bir daha verelim. Irak'ta bu ikinci harbiden sonra ne oluyor? Türkmen olan 5 milyon en az, belki daha fazla, resmi kaynaktan çok daha fazla olan Türkmenler, bin yıllık Türk yurdu olan Bağdat gibi Irak'ın birçok kısmı, yani Osmanlı'dan önceki Türk toprakları, Selçuklar zamanından filan, Suriye öyle filan, buralarda, Irak'ta, oralarda daha az sayıda olan birileri onlarındır diye onlara veriliyor. Türkmenlerin, oradaki Türklerin filan hiç lafı geçmiyor. Ne dünyada ne de Türkiye'den çıkan seslerde. Hemen hemen hiç çıkmıyor. Şimdi. Hocam biz oraya, geçen hafta burada Kerkük konusunu konuştuk. Bu konu. Evet. Bir bunu işte biz senelerdir bunları da hatırlatıyoruz millete. Evet. Siz de eksik olmayın. Ondan sonra hatta sizin programlarda da anlatıyorduk. Şimdi bir bakıyorsun Kerkük'te mesela. Orası yalnız orası Türkmen değil. Daha Bağdat filan Türk şehriydi. Bütün tarih eserleri, şusu busu, kütüphaneleri dünyaya ilim yaymış olan bir yerdi. Asırlarca. Osmanlı'dan bile önce. Orada bir bakıyorsun Kerkük'te falan. Şimdi buradan gidip bir cemaat, bir de ayrıca doğramacı takımı, belki devlet, okul açıyorlar. Şimdi diyeceksin ki Türkmenlere de okul açılıyor, ne iyi falan. Yazık, bunları da düşünelim. Yalnız eğitim dili şöyle. Eğitim dili o bölgelerdeki, Irak'taki Kürtlere Kürtçe. Olsun. Ama Türklere Türkçe değil, İngilizce. Bak şimdi. O malum cemaatin okulları mı? Ha, cemaatin de öyle. Bu doğramacının kurduğu okullar da öyle. Belki evet. Devlet bir şey yapıyorsa onunki de öyledir. Türkler İngilizce okusunlar. Yani Türkler artık silmek için İngilizce ile falan bunları siliyorlar. Daha bunu kaç sene evvelden planını yaptılar zaten. Öyle adım adım yürüyor. Ve herkes de bunu normal karşılıyor. Türklere İngilizce, Kürtlere Kürtçe. Bak şimdi. Ya Kürtlere Kürtçe olsun. İngilizce de yarıca öğrensin. Türklere de Türkçe olsun, o da İngilizceyi, hatta şimdi Avrupa'da İngilizce'nin esamesi okunmuyor, dünyada önemi gittikçe azalıyor.
Çince öğretsinler, efendim Almanca öğretsinler, Fransızca, İtalya'yı falan öğretsinler. Herkes Avrupa'da öyle diller öğreniyor. Hatta Amerika'da. İspanyolca öğreniyor. Yani İngilizce zaten önemi kaybetmekte olan bir dil. Yani onu 2. Dünya Harbi'nden sonra tek kalıp ortalığa kakışlayan güçler zayıfladıkça, küçüldükçe onun önemi de kalkıyor. Yani onun için gerekene gereken yabancı dili adam gibi yabancı dil derslerinde uzmanları tarafından öğretsinler. İyi güzel. Yani bir tek Türklerin hakkı yok dünyada. Ha şimdi gelelim Avrupa Birliği'nin iki... Hocam Türklüğe hakareti serbest bırakmayı istiyorlar. İşte bak onunla ilgili. Hükümette yapacağız diyor bunu. Hayır bak onunla tamamıyla ilgili aynısı. Şimdi buradan gelip de oradan yani diyorlar ki işte Avrupalı diyor. Onunla da nasıl bir Avrupalı olduğunu tahmin edebiliyorum. Ciddi bir Avrupalı demez bunları. Benim Avrupa Birliği'ne uyum yasaları falan diye işte herkes işte kendi dilinde yapsın, Türkler İngilizce yapsın falan. Ne getiriyorlar lafı. Onlar demese bile onlar öyle istiyor diye birileri diyor burada. O gizli cemiyet üyesi, M takımı, F takımı falan filan neyse. Bir takım işbirlikçi takımları dışarıdan ayarlı. Hepsi öyle diyor. Ondan sonra bakıyorsun Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da şimdi yeni öğrendik. Bir güzel belgesel vardı geçen iki gün evvel şeyde. Allah razı olsun. TRT İnt'te mi? TRT 2'de mi? Ne? TRT biraz iyi gidiyor şimdi. Çok şükür. Orada bir belgesel vardı. Norveç, Morveç hakkında. Oralarda bu İskandinav ülkeleri de yani son derece ırkçıdır. Norveç'i, Morveç'i falan son derece ırkçıdır. Hatta bu Almanya'daki Nazi ırkçılığı orada başlamış. Onu da belgeselde gösterdi şeyleriyle. Delilleriyle. Falan. Oralarda ki Türklerin Türkçe öğrenmesi, Türkçe ile eğitim yapmasından öte, hani onu geç hadi vazgeçtik, bir Türkçe dersi alması ayrıca yandan veya okulda aralarında Türkçe konuşması filan bile yasak. Avrupa'sında, efendim Hollanda'sında, İsveç'inde, Danimarka'sında bilmem ne. Bu ne perez, bu ne lahana turşusu. Burada bir tane adam yok mu bu memlekette çıkıp da bunlara sen bizden nasıl böyle bir şey istersin? Senin ülkende yabancılara, Türklere kendi dilinde eğitim hakkı veriyor musun? Hatta konuşmasını yasaklıyorsun. Yapmıyor musun? Ha, Avrupalıya diyemez. Niye? Çünkü Avrupa'da ciddi olarak düzgün adamların böyle işler yapacağını yaparsa Türkiye'de de böyle tam tersini isteyeceğine inanmıyorum. O kadar yani düzgünleri vardır. Birileri Avrupa Birliği böyle diyor diye buraya kakışlıyor. Veyahut da Avrupa Birliği'nin de orasında burasında bir takım böyle ayarlı adamlar var. Aynı her yerde olduğu gibi, bizde de olduğu gibi. Bir yerlerden ayarlı adamlar var. Veyahut da onlara söyletiyorlar. Veyahut da onlar dedi diyorlar, onların haberi yok. Yani millet bunlarla böyle götürülüyor. Yani zaten dili gitti mi dedik daha kaç sene evvel. Kitapların birinde kapağında bile yazıyor. Türkçe giderse Türkiye gider. Niye? Ya oğlum Türkçe giderse kimlik kalmaz, tarih bilinci kalmaz, vatan millet lafı kalmaz. Efendim gönül terbiyesi kalmaz. Ne dinin imanın tasavvufu ne de milli hislerin kalır. Hiçbir şey kalmaz. Ondan sonra da vatan topraklarını kendi elleriyle tapularını yabancılara teslim edeceklerin sayısı çoğalır diye 30 sene evvel yazdık. Açın kitaplarıma bakın. Ve oldu. Türkçe giderse Türkiye gider. Yabancı dille eğitim ile de Türkçe gider. Ondan sonra da Türkiye gider. Evet. Ve gitti. Oluyor. Şimdi tapular verilmiş. Efendim ne var işte tapular verilmiş. Dünya küresel oldu. İşte iş hayatı artıyor bilmem ne falan diyenler çıkıyor. Ayarlı mayarlı yahut ahmak. Ama ben size soruyorum. Tapular verildikten sonra ne gelir? Sen birine tapunu verdiysen evinin. Yani mecbur kaldın. 3 kuruşa faizini almasın diye borcunun verdin. Veya aldı senden. Neyse işte verdin. Şöyle böyle. E şimdi adam sana demez mi? Mesela insaflıymış diyor ki ben aldım evini ama tapunu diyor. Şimdi diyor benim oraya taşınmam falan daha işte bir 6 ay falan sürer. O ara sen oturadır diyor. 6 ay sonra geliyor diyor ki benim şimdi diyor işte gelinim kaynım bilmem ne oturacak diyor. Çık artık diyor. Tapu benim diyor. Vay burası benim de çıkmam mı diyeceksin. Zorla atarlar adamı dışarı. Tapular verildikten sonra sepet havası geleceğini herhalde memleketteki en garibanı bile akıl ediyordur da acaba üniversitedekiler akıl ediyor mu? Basın yayındakiler akıl ediyor mu? Onu sormak lazım. Bundan sonra sepet havası gelir. Tapu bizim. Hadi size güle güle.
Önce Türklere sonra Kürtlere. Evet. Yani onu da unutmayalım. Hocam, hepsine bu, birden. Bu... Ondan sonra nasıl şimdi güneydeki bir yerlere Türkleri sokmuyorlarsa yakında buralara da sokmayacaklar. Ondan sonra Türkiye'ye falan. Balkanlarda nasıl bir tane kalmadı Türk. Ama tapu vermeden hem de. Şimdi tapunu kendin vermişsin. Onlara ne kızıyorsun? Yabancılar aldı. Al dersen, kanun çıkarırsan alır. Efendim köylü buna sattı. Zaten adamı aç bırakmışsın. Tarımını, her şeyini sana, hayvancılığın her şeyini bitirmişsin. Adamı aç bırakmışsın. Ondan sonra sanayini yok etmişsin. Aç filaç bırakmışsın. Ondan sonra da biri geliyor diyor ki senin bu zaten işe yaramaz. Tarım yapman yasak falan. Bu toprağına şu kadar para veririm diye adam satmayıp dölecek mi? Ne yapacak? Onu ne suçluyorsun? Bu kanunları çıkaranlardan, daha doğrusu çıkaranlar başka da, imzayı basanlardan bir önceki hükümet, ondan daha önce de daha ufak tefek bir şeyler oldu. Ufak tefek değil de işte İstanbul'da Patrikhane'ye toprak satışı falan özel zamanda da oldu. Yani bunları yapanların, böyle şeylere imza attıkların aradan ne kadar zaman geçerse geçsin her birinden tek tek hesap sorulacaktır. Bu millet hesabını sormazsa zaten tarihten silinecektir. Sorulacaktır. Bu kadar büyük bir insanlık suçu ve millete karşı ihanet olamaz. Yabancı dille eğitim ihaneti artı onun devamı topraklar, vatan topraklarının teslim edilmesi ihaneti. Arkadan sepet havası gelip de zorla icabında kafaları da kesilerek dışarı atılmayı mı bekliyor bu millet? Günaydın. Milletin gittikçe vurdumuzlaşıyor. İşte büyük bir kısmı da şimdi diyalog hoşgörü filan laflarıyla uyutuldu. Birçok ülkede sahte mezhepler kuruldu zaten dinine göre. Öyle aynı lafları onlar der. Hocam siz inanıyor musunuz bu Batı'nın, Vatikan'ın diyalog uzattığı zeytin dalına? Kim uzatıyor ya? Adam buraya yeni Bizans'ı kurmaya geliyor ya. Diyalog filan yok yani. Ne diyalogu ya? Ne demek ya? Öyle bir şey yok. Hoşgörü filan. Güzel laf. İyi. Müsamaha yani eski Türkçesi. Güzel laf. Tamam biz öyleyiz. Biz herkese müsamahamız var, hoşgörüz var. Biz dünyanın her türlü insanını severiz. Her yerinde. Hepsiyle de yakınlık kurarız. Yani insandır yani. Birazcık düzgün olsun yeter. Ama ya Batı'ya defalarca din konusunda olsun, milliyet konusunda olsun, dil konusunda olsun bu Batı'ya, bu hunhar katliam meraklısı, bütün tarihi katliamlarla bezenmiş olan bu Batı'ya bu insanlık anlayışını, bu hoşgörüyü, müsamahayı öğretmiş olan defalarca biziz. Evet. Sen onlara bizim tarihimizi biraz anlat. De ki bak sizde böyle biraz müsamaha falan olsa falan iyi olur dünyayı barışı için falan de. Hayır efendim sanki biz gaddarız. Ondan sonra biz hiç müsamaha falan bilmeyiz. İşte onlar işte böyle küfür ediyorlar işte Müslümanlar şöyledir, bilmem Türkler böyledir. Teröristtir, katildir gibi falan filan diye iftiralar. Aslında kendi içindeki pisliği bize yamamaya çalışıyor. Kendi öyle. Şimdi bunlara acıyıp bunları da biraz insanlaştırmak için atalarımızın yaptığı gibi uğraşmamız gerekirken sanki bizde hoşgörü yok, bizde müsamaha yok, onlarda var. Aman işte bak bizde de var, işte al bak filan işte bilmem biraz ne. Biraz da falan. Sana size verelim. Ya hocam bu papa onlara öğretelim. Evet. Tabii ne iyi olur. Hocam bu atalarımız papanın, kaç kere unuttu gene unuttular. Hocam bu papanın gelişiyle bu konuda kafamızda şimşekler çaktı. Çok güzel anlattınız programın başında. Bin yıldan beri Ortodoks İstanbul Fener Patrikhanesi ile Batı Roma Kilisesi'nin devamı olan Vatikan arasında şey var. Ayınlaşmazlık var. Bir araya gel, bin yıllık bir kavga var. Bin yıldan beri süren. Daha fazla. Yani bin aslında yani bu, 395 bu, dersek bu, bin. Bu kavga 1600. Yani post kavgası taht kavgası. Evet. Roma'nın ikiye ayrılmasıyla başlamıştı. Çok güzel. Roma İmparatorluğu'nun daha ayrılmadan önce 416'da Batı Roma bitti. 400 desek 1453'te Doğu Roma bitti. Ama 395 miydi? 376 395. Miydi? 395 yılında da ikiye bölündü. İkiye bölünmesi 390. Ve zaten çok zayıflamıştı. Ondan sonra işte Cermen kavimler bir takım daha böyle yabani kavimler falan gelip Batı'yı sonra 416'da bitirdiler. Hunlar bitirmedi. Hunlar bitirmedi. Beri. Hunlar evet. Falan bitirmedi. Evet. Cermen kavimleri bitirdi. Hunlar daha medeniydi. Şimdi kendileri bile yazmaya başladılar Batı'da. Hunlar evet. Öyle gaddar maddar ya, evet, çok medeniymiş. Doğru. Meğer şimdi aklılarında kitaplar çıkıyor. Hatta Cengiz Han'ın bile. Neyse. Yani şimdi bir kere bu o imparatorluğun ayrılmasından sonra devam eden taht kavgasıdır. Hocam yok 1600 yıldan beri çünkü kavgalılar. Katolik yeni kilisesiyle Ortodoks Kilisesi Doğu ve Batı Roma'nın
devamıdır. Yani devlet olarak yıkılmıştır ama manevi bir müessesi olarak, bir manevi güç kaynağı olarak, idari merkezi olarak Katolik Kilisesi, Papalık ve öbür tarafta Patriklik, ama o da dağıldı işte, birkaç tane Patriklik, evet, devam etmiştir. Roma İmparatorluğu'nun bölünmüşünün iki kanadının devamıdır. Şimdi dedik de yani şeye benzer, imparatorluk yıkılmış ama papalık filan devam ediyor. Mesela Osmanlı Devleti'ni yıktılar. Ondan sonra hanedana son verdiler. Ama mesela birkaç sene halifelik devam etti. Evet. Onun gibi. Hocam ben şunu biraz merak benziyor. Ediyorum. Yani ama bizimki birkaç senesi, o da bitti. Hocam, bunlarınki devam ediyor. Neyse o da ayrı konu. 1600 yıldan beri Ortodokslarla Protestanların bu kiliseleri birbiriyle kavgalı iken, kendi aralarında diyalog yokken diyorlar ki Müslüman, kendilerinin hoşgörüleri yokken diyorlar ki Müslümanlara, gelin diyalog kuralım, siz de hoşgörülü davranıyoruz. Ya kendi aranızda bu 15 asırlık kavgayı bir halledin bakalım. Hayır efendim, demezler yani mi insana? Batı'da hoşgörü hiçbir zaman olmamıştır. Olmamış mıdır? Bütün ırkçılık, bütün haçlı kafalılık, bütün din savaşları, hatta kendi aralarında hep Batı'da olmuştur. Yani insanlığın yüz karası bir tarihi vardır. Daha başından en sonuna kadar. Şimdiye kadar. Hocam bizde şöyle Asya bir düşünce var. Medeniyet demek Batı vardır. Demektir. Medeniyet hayır, Batı kesinlikle demektir. Kesinlikle değildir. Buna katılıyor musunuz? Ne medeniyet? Özellikle Avrupa Birliği sürecinde medeniyetin beşiği Avrupa'dır. Efendim şimdi buna kimse inanmıyor. Yani herhalde bunu. Biraz açalım bunu. Bunlar da inanmaz. Ondan sonra Avrupalı'nın kendisi de inanmaz. Kimse inanmaz. Ya bir kere binlerce yıllık medeniyeti olan Asya'dır. Asya'da da en önemli medeniyet kaynağı Türkler olmuştur. Bilhassa Uygur Türkleri kaç bin senede insanlığın görüp göreceği en büyük medeniyeti kurmuşlardır. Ve bizim Müslüman olduktan sonra Türkistan'da, Batı Türkistan'da İslam alemine gelen medeniyet o Uygur Türklerinden gelen binlerce yıllık medeniyettir. Neyle? Matematiğiyle, felsefesiyle, kimyasıyla, bak adları bile Batı dillerine geçmiştir. C1 kimya falan. Daha bir sürü. Ondan sonra medeniyet oradadır. O medeniyet oradan Çin'e geçmiştir. Kendileri yazıyor. Japonya'ya geçmiştir. Kendileri yazıyor. Uygur Türklerinden. Binlerce yıllık çok büyük medeniyet kurulmuştur. Batı'ya da bizimle gelmiştir. Biz onların tabi halen de akrabasıyız ya. Çok yakın akrabasıyız. Dilinden anlarız bilmem ne filan. Çinler de onları yok etmekle meşgul ama şu ara. Neyse. Yani medeniyet, derin medeniyet daima Asya'da olmuştur. Ama sonra Batı birdenbire işte Haçlı seferlerinde bizden öğrendiklerini geliştirerek matematik öğrenip cebir filan. Ondan sonra cebirin geometriyle birleşmesiyle de fiziği icat ettiler. Harezmi Türkistanlı 9 kaç yılında, yalnız Harezmi değil daha neler var. Birçok Türk alimleri İslam alemine giriyorlar. Ve oradaki o çok büyük medeniyet, cebirin keşfi şu bu filan hepsi bizimkilerden çıkıyor. Ondan sonra Haçlı seferlerinde biraz bunu görenler oluyor Batı'dan. Mesela bu Harezmi'nin cebirini ilk anlayanlardan biri Fibonacci, İtalya'da 1200 bilmem kaç yılında. Yazıyor filan da kimseye anlatamıyor. Neyse. Ondan sonra Batı'nın bu öğrendiklerini hazmetmeyip de kendisi bir şeyler ilave etmeye başlaması 400 sene sürüyor. Öğrendikten, duyduktan sonra hazmedip oradan yeni bir şeyler çıkarmaya başlaması 400 sene sürüyor. Yani Haçlı seferlerinde 900'lerde Türklerin icat ettiği cebiri filan öğrenip ondan sonra 1200'lerde öğrenip ondan sonra 1100 falan işte 1200 arası öğrenip ondan sonra Batı'nın kendi katkıları, kendi matematik kitaplarına bakın. Nereden başlatır? 1500'ün sonlarında ve 1600'ün başında birdenbire Descartes'la Fermat çıkıyor. Yani durup dururken bu işler böyle zembille gökdelenler gibi inmez yani ortada bir şey yokken. Evet. Ha, işte o öğrendikleri tercüme, Latince tercümeleri filan hazmetmeleri filan 400 yıl sürüyor da ondan sonra Descartes'la Fermat çıkıyor. Geometriyle cebir birleştirilmiş oluyor. Bizimkilerin başlattığı iş. Şimdi eğer Harezmi bu cebiri keşfetmeseydi, Harezmi daha başka Türk bilginleri matematikçiler daha bir sürü var. Ve hani sonradan birisi de kendisi akıl edip keşfetmeseydi. Bugün matematik Batı'da ne olurdu? Eğer onu unutmazlarsa, unutmadılarsa o zaman. Öklid'in geometrisi devam eder. Hendesesi yani. Evet. Hala millet pergelle çember çizip cetvelle teğet çizmekle uğraşırdı. Hiçbir teknoloji falan gelişmezdi orada.
Cebirle ne zaman birleşti? Matematiğin ve dolayısıyla onun arkasından fiziğin önü açıldı. Fizik ortaya çıktı. Newton kanunlarının filan çıkmasının arkasında da bu cebirle geometrinin birleşmesi yatar. Evet. Hepsi Batı Harizmi'ye borçlu. Kendileri demiyor mu? Diyor. Ha, bir türlü Semerkantlıdır der. Harizmli Türkistan'da falan işte Orta Asya'da şey Semerkant'ın orada Harizm'dendir der. Ha, bir türlü Batılı Türk lafı edemez. Evet. Türk lafından çok çekinir. Onu bir türlü edemez. Bilse bile edemez. Köşeye sıkıştırırsan söyler. Ha, doğru Türk'tür. Ama diyemez, yazamaz. Ama Türk'tür sapına kadar. Her türlü ispatı da vardır. Hayır. E şimdi sen Batı'nın, düşman Batı'nın aleyhimize yazdığı veya iyi şeylerimizi yok göstererek yazdığı kitapları çocuklara yabancı İngiltere'den gelen tarzınca kendi tarihini bunlardan okutmaya kalkarsan buradaki anketlerde olduğu gibi kendini bilmeyen, Batı'nın gözüyle kendine bakan, düşmanının gözüyle kendine bakan nesiller gittikçe artar ve artmaktadır. Medeniyetini görmeyen insanlar çıkar. Ve bunlar aslında medeni bir dünyanın yüz karası, sömürge evlatları yetişmektedir. Yani bırak Türkiye'yi, insanlık için yüz karası bir nesiller türemektedir. Onun için yani böyle milletler yaşatmazlar fazla, merak etmeyin. Evet. Hocam, herkes aklını başına alsın da şu atalarınıza layık biraz insanlar çoğalsın ve bu memleketi, bu insanlığı böyle bir medeniyeti kurmuş ve yaşatmış olan çok yakın zamana kadar, 1918'e kadar filan, 20'ye kadar yaşatmış olan bu medeniyetimizi tekrar yaşatmak görevini, insanlık görevini tekrar yapalım. Bırak Türkiye'yi, insanlığın buna ihtiyacı var. En başta Batı'nın ihtiyacı var. Kendileri de söylüyor. Bizi çağırıp duruyorlar, Avrupa'da konuşma yaptırıyorlar. Ondan sonra biz de merak etmeyin, hep beraber hallederiz falan diyorlar. Hepsi derdini anlatıyor bütün Avrupalı ülkelerden. Ondan sonra burada da millet Avrupa'da ya bir şey var zannediyor. Evet. Avrupa diye bir hocam, şey yok zaten. Hocam bize sorduğum bir soru var. Onun Türkçe ile ilgili kısmını çok güzel ifade ettiniz de. Bir ara vereceğim. Onu da kapatacağız kısa bir aradan sonra. Son bölümde. Şimdi Avrupa Birliği diyor ki AB'ye girmek istiyorsanız sizin 301. maddeniz var. Orada Türklüğe, hakarete ceza getiriyorsunuz. Bunu kaldırın. Hatta Türklüğe hakaret serbest bırakın. Hatta bu konuda Türklüğe hakaret eden Türkler katildir, Ermenileri kesti diyen yazarlar da alkışlıyorlar. Mahkeme bile etmeyin diyorlar. Hocam, ha, yasak yani. Evet. Ha, şunu söyleyeceğim. Ha. Hükümet de diyor ki biz gerekeni yapacağız, merak etmeyin. Burada Türklüğe hakareti serbest bırakırsak ne olacak yani? Ne geçecek ellerine? Mesela bu Avrupa'da kendi ırklarına hakaret serbest mi? Ya Avrupa'da sen git de bir ülkede o ülkenin soyuna sopuna bilmem nesine hakaret et. Hatta yok mu böyle özgürlük? Rusya'da hatta Çarlık Rusya'sına hakaret. Kanunen yapamazsın böyle bir şey. Tepe bize yapın derler diyorlar. Hayır, bunu serbest bırakın ya, Avrupalı olacaksınız. Amerika'da mesela Amerika'nın tarihine kendisine falan şusuna busuna bir küfür et bakalım ne yapıyorlar sana. Yaşatmazlar bir gün. Devlet yaşatmaz en başta. Yani şimdi burada sorun şu. Yani efendim işte 301'i kaldıralım mı kaldırmayalım mı, bizde böyle sahte aydın sınıfı ayarlı işbirlikçi bilmem ne vatansız hale gelmiş bir takım aydın geçinen tipler falan bunlarla uğraşıyor. Efendim işte kaldırılması kaldırılsa iyi olur anlatsanız falan. Ya bırakın bunları arkadaş. Bir kere Avrupa Birliği, Amerika'sı, şurası, burası, Rusya'sı, Çin'i. Hele kendinde hiç olmayan şeyleri gelip sana nasıl söyleyebilir bunları yap diye? Hangi hakla? Bir kere birinci ilkemiz, bizim işlerimize kimse karışamayacaktır. Bunu İran söylüyor da sen mi söyleyemiyorsun? Çin söylüyor da, İran söylüyor da, hepsi söylüyor da. Türkiye diye bir şey yok. Çık de ki sana ne de ya? Sen ne karışıyorsun ya? Efendim işte Avrupa'ya uyumuyorsun. Ya sen Avrupa'ya bizi alacağına senedi ver, şu tarihte seni alıyorum de. Ondan sonra bize sende olan şeyleri sen de yapmalısın de. Hem o yok, kendinde olmayan şeyleri Avrupa istiyor diye buraya kakışlayıp maksat Türkiye'yi bitirmek, tasfiye etmek, tarihten silmek. Bu milleti tarihten silmek. Yani hızla doğruya doğru gidiyorlar, az kaldı. Onun için, ya şimdi seni zaten almayacak, alsa ne olur, almasa ne olur, işsizlik almış yürümüş, Avrupa'nın ne ordusu var, ne iktisadı kalmış, Almanya bile fakirleşiyor, Almanlar gidip İsviçre'de, Avusturya'da iş bulmaya çalışıyor, okumuşu bilmem nesi. Ondan sonra perişan bir halde kültürü gitmiş, hızla gidiyor birçok yerin. Ondan sonra gençliği perişan, esterkeş olmuş, bilmem ne olmuş, basın yayını, Alman televizyonu bir yakın zamana kadar 60'larda, 70'lerin başlarında son derece kültür böyle yuvası bir şeyken, şimdi dünyanın en adi televizyonu, İtalya'nınki keza bitmiş, bir şey yok. Orada dışarıda biri yine kitap yazmış, vardı bir tane belki bilirsiniz, Nesbit.
80'lerde bir kitap yazmıştım. Mega gidişat, mega trends diye. İleride olacakları yazardı bu adam falan. Akıllı bir adamdır. Şimdi yeni bir tane çıkarmış. Orada Avrupa'sında diyor ki Avrupa'dan diyor artık diyor hiçbir şey olmaz diyor. Avrupa bitmiş. Benim dedim ki adam bu arasına benim dediklerimi diyor. Yani bu işin uzmanı. Evet. Bitmiştir diyor. Avrupa diyor artık diyor sadece bir müze olarak kalacaktır diyor. Avrupa'dan bir şey olmaz diyor. Ben de diyorum kaç senedir. Yani acıyarak söylüyorum. Avrupa'yı severim. Avrupalıları da severim. Ama acıyarak söylüyorum. Ne yapalım? O hale gelmişler. İki dünya harbiyle işleri bitirilmiş. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'ne girse Avrupalılar zaten bağımsız bir halde olsalar, kendi menfaatlerine göre iş yapacak bir durumda olsalar, orada da bir sürü kuklalarla idare ediliyorlar. Olsalar, Türkiye'de biraz bağımsız falan bir havada olsa, yani onun bunun böyle kölesi havasında olmasa, Avrupa gelip yalvaracaksan aman ne olur gel de Avrupa'yı kurtar diye. Emin olun yalvaracak. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var yoksa bitmiştir. Evet. Şimdi bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Evet değerli izleyiciler, diyalog kısa bir reklam arasından sonra devam edecek.